Kazım Kartal diyoruz. Ki diziye başladım mı Kazım abiye bir telefon. Abi işte böyle bir durum var. Kazım abiden bakalım o bizim için ne düşünüyor? Çok teşekkür ederim hakkımda düşündüklerine. Her şeyden önce biz 15 sene falan oldu galiba Tetikçi Kemal diye bir dizi çekmiştik. Oradaki oynadığım rol, ben Türk sinemasında 37 sene falan oldu. Aynı rolü defaatle oynadım ama bir rejisör beni orada o kadar güzel çizdi ki bunun adı İbrahim Tatlıses. Estağfurullah. Biraz önce yağ mı çekiyorsunuz dediler. Hayır, öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten yağda ihtiyacımız yok. Bizimle çekmeye ihtiyacımız yok. Peki şimdi Süreyya benim asistanım sizi aradığında bir cümle kullanmışsınız. Oh be, sinema tadında bir şey yaşayacağım yine. Tabii zevktir o. Çünkü bizim sette, yani İbrahim Tatlıses'in setinde her şey mevcut. Yok yok değil. Her şey var. Mangal var. Efendim, bağırmalar, çağırmalar. Küfür bile var. Onlardan sinemada nefret eder ama normalinde bebek gibi, pırlanta gibi bir insan ve Kazım Kartal diyor. Çok tatlı bir çalışma var. Onun için ben İbrahim Tatlıses'le çalışmaktan zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Hanımefendinin zamanını kullanabilirsiniz. Kullanabilirim. Fırat diye bir dizi çekiyordu. Beni iki minare yukarıya çıkarttı. Şöyle çok güzel Fırat'ta dedi. Fırat'ta izlediniz mi o bir eski bir yıkık çimento fabrikası çimento vardı orada silah evet. Milah tako dişi. Oradan geçeceksin dedi, oracık çıktım. Ama altımdan trenler geçiyor, taksiler geçiyor. Ben bütün vücudum yok oldu. Ben yükseklik korkusu olduğunu bilmiyorum. Ve gözlük ve kocaman bir tüfek, bir ciklet ağzımda. Koş oradan dedi. Nasıl koş? Allah. Bir kere koştum. Süreyya bağırıyor. Abi cikleti fazla çiğne bir abi. 2-3 defa koştum ama ben bittim. Bende varmış yükseklik korkusu. Ertesi gün İbrahim Tatlıses çıkacak. Beni takip edecek ve vuracak beni. Oradan bir ses. Sen aslanmışsın aslan dedi. Geçmedi. Ödüm koptu. Ha. Ödüm koptu. Evet değil mi? Ama böyle bir 25-30 metre yükseklik işte bir eski bir çimento fabrikası. Yürüyecek yer yok. Yürüyecek yer yok. Bir de aşağıdan iyi görünüyor. Ben mesela diyorum. Abi şöyle koşacağım. Sigarayı böyle şey yapacağım istemiyorum. Lan gel sen koşsana diyor. Abi ses duymuş. Aşağıdan bağırıyor. Sen koş dedi. Gel de bir koş dedi. Şöyle oturdum kalkamadım. Meğer bende de varmış yükseklik. Yani alçak gönüllüyü sevmem. Tiplemeyi oturttuğum zaman onun üstesinden en iyi şekilde Kazım abinin geleceğini bildiğim için